çizgide tam olarak neler olmuştu? Bu soruya yanıt aramadan önce sığ su bayılması ile ilgili bilimsel açıklamalara kulak verelim. Sığ su bayılması, yani senkop diye de adlandırdığımız durum, serbest dalıcının dalış esnasında kandaki oksijen düzeyinin beynin ihtiyacını karşılamayacak düzeye inmesi sonucu gelişen ani bilinç kaybıdır. Bunu biz daha çok yüzeye gelirken son metrelerde görmekteyiz. Bunu anlayabilmek için iki konuyu bizim çok iyi bilmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi basınç değişiklikleri karşısında gazların davranışlarını belirleyen temel gaz kanunları, diğeri ise soluk alıp vermemizi etkileyen unsurlardır. Boyle-Mariot gaz kanununa göre akciğerlerimizdeki havanın hacmi çevre basıncı arttıkça küçülmektedir. Basit bir örnek verecek olursak, yüzeyde 6 litre akciğer olan bir dalıcı 10 metreye indiğinde, yani çevre basıncı 2 kata çıktığında hacmi de yarıya inecektir, yani 3 litreye inmektedir. Dolayısıyla dalgıç dipteyken bu oksijenin kısmi basıncı yüksek olduğu için bu gayet rahat dalgıca yetmektedir. Ancak çıkış esnasında çevre basıncının düşmesiyle akciğerdeki bu oksijenin kısmi basıncı da düşmektedir. Ayrıca dipteyken oksijen belli bir oranda da kullanıldığı için çıkış esnasında basınç düştüğünde akciğerlerden kana, kandan da beyne yeterli oksijen gidememekte, dalgıçta görülen ani bir baş dönmesi ve bilinç kaybı görülmektedir. Normalde sağlıklı kişilerde soluk almamız için ilk uyarı karbondioksit düzeyinden gelir. Belirli bir düzeyin üzerine çıktığında, oksijen de belli bir seviyenin altına indiğinde beyinden soluk al komutu gelir. İşte soluk almamıza ya da bir başka deyişle sudan çıkmamıza neden olan bu uyarıdır. Peki karbondioksit seviyesinin bu seviyeye gelmesini geciktirmek mümkün mü? Evet, bu mümkün ama ne pahasına. Belirli bir zaman diliminde gereğinden daha sık ve daha derin soluk alıp vermeye biz hiperventilasyon diyoruz. Hiperventilasyonla kan karbondioksit düzeyini normalin altına düşürmek mümkündür. Bu bir takım riskleri tabii içeriyor. Eğer biz dalışa başlamazdan önce kandaki karbondioksit düzeyi normalin altına indirirsek bunun uyaran seviyeye gelmesinde geciktirmiş oluruz. Bu da dalış süresinin uzaması demektir. Bunu hiperventilasyonla yapmak mümkün ama ne pahasına? Bakılmış ki bugün sığ su bayılması görülen dalgıçların %85'inde dalış öncesi bir hiperventilasyon söz konusudur. Senkop riskini önceden yapılacak bir muayene ile tespit etmek mümkün müdür? Maalesef bu mümkün değil. Bakıldığında sığ su bayılması nedeniyle hayatını kaybedenlerin tamamı sağlıklı kişilerdir. Sığ su bayılmasından korunmanın en etkili yolu, kişinin kendisini sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda da mental olarak eğitmesinden geçer.